Erdoğan'ın işte yeni anayasayla alakalı açıklamalarını soruyorum. Değişmeli mi anayasa? Değişmeli, doğru. Eğer FETÖ ile ilişkisi bütün olan kişiler yargılanacaksa, cezaevine atılacaksa değiştirirsin. Siyaset tutuklular içeride yatarken adam öldürenler denetimli serbestlikle dışarıda kalmayacaksa olabilir. Değişsin. Anayasa değişsin. Hırsızlık yapanlar denetim serbestlikler eğer devam edilirse, o gerçek siyasi tutukluları hala içeride bırakırlarsa, yani bu mu anayasa yani? Hani hangi anayasa? Yani sadece anayasa değil ya, Türkiye'nin ilk üç maddesinde önemi kalmıyor burada yani. Zaten sen bütün her yaratılığını boşaltıyorsun. İlk üç maddenin altı boşalıyor zaten. Yani Türk milleti kalmıyor. Akıllı, bilinçli, sokaklar suçlu dolu. Hayati Yazıcı zaten tam olarak bununla alakalı bir açıklama yaptı. İlk maddeden son maddeye kadar değiştirebiliriz tamam, dedi. Tamam, değiştirecek? Tamam, kendiler cezaevine girsin ilk başta. FETÖ ile irtibatları vardı sonuçta. Hakan Şükür'ü hala bugün adlendiriyorlar. Adlendiriyorlarsa kendilerini adlendirmeleri gerekiyor. Hakan Şükür'ün çok güzel bir sözü var. Ne diyor adam? Eğer diyor ben diyor bugün o inkar edersen Fethullah Gülen diyor, o kadar hizmetimi o zaman inkar etmiş olurum diyor. Kendileri de o zaman destekliydi. Niye desteklemediler? Niye vazgeçtiler? Niye? Ha, yeni anayasa Fethullah Gülen'i asmaya gidecekse, idam yasasını çıkartacaksa anayasayı onaylasınlar. Abdullah Öcalan'ın asmaya güçleri yetiyorsa anayasayı onaylasınlar. Siyasileri yolsuzluklarını araştırma komisyonları daha derinleyecekse anayasada değişiklik yapsınlar. Bunları yapsınlar. Bunlara sıkıntı yok. Sokaktaki köpekleri katletmekten duracaklarsa anayasayı değiştirsinler. Sokaklar insan dolu. Orman Müdürlüğü'nün önünde 3 tane insan sokakta yatıyor. Yani bu sokakta yatan insanları toplamaktansa, bunları rehabilite etmektense, köpekleri de rehabilite etmeye çalışıyorlar. Ha, uyuyan insan daha iyi. Aynen, yani bunların sonu var mı? Her gün sokakta insan ölüyor. Haberlerde izliyoruz, Şarampol'de arka sokakta adam ölmüş. Bunlar bir utançtır yani. Yani anayasa neyin anayasası yani? Sokakta yatıyor. Neyin anayasası? Bir insan sokakta yatıyorsa niye yatıyordur? Sen 20 yıldır bu ülkeyi yönetiyorsun. 20 yıl sonra sokakta yatan insanlar varsa, sokaktaki köpekleri eğer katletmeye kadar gidiyorsak biz, kedileri yok etmeye gidiyorsak, cezaevinde yatan adamlar denetimli serbestlik adı altında çıkartıp da karısını aynı gün öldürenlere eğer biz göz yumuyorsak bu ülkede, kız çocuğu 10 gündür kayıp Diyarbakır'da. Eğer bunları araştıramıyorsak, bunlar eğer en acı olay, en acı olay ATV'de, Kanal D'de kalkıp da milleti tutuklusunu, katilin eğer bir televizyon programı buluyorsa, jandarma, polis, MIT, İt, aklına ne geliyorsa hepsi kapatılsın. Kapatılsın, gerek yok. Eğer biz katilleri, eğer biz tecavüzcüleri, tavizcileri eğer bir televizyon programından çözeceğizse, o zaman mahkemeye ne gerek var? Kanuna ne gerek var? Neden bunları popofluyorsun? İzmir'de Amerikan gemisi geldi. TKP'liler bir karşı çıkıyor. Tipler, ben de TKP, tip üyesiyim. Karşı çıkıyorlar. Ne oldu? Hemen arbede yaşanıyor. Niye? İstanbul'da madem, niye Filistin eylemine sabahın köründe kalkıyorlar? Milyonlarca insan toplandı, bir de briefing yapıyorlar. Milyonlarca insan sokağa yıkıldı, işte Filistin'i destekliyoruz. Peki o insanlar İzmir'e gidip Amerikan filosunu niye def etmiyorlar? Neden yani? Hani sorun ne yani? Hani sorun ne? Bizim birazcık her şeyimiz şekilcilikten işte, ibaret. Şimdi anayasa dediğiniz şey, eğer polisin vicdanı kalmamışsa, avukatın, zaten avukat savcı diye satlık diyorum artık bunlara biz yani. Ben bunu yorumlarını da yapıyorum artık. Adalet satlık artık yani. Satlık. Yani böyle bir şey yok. Adam bunu gözümüzde gördük. Adam para vererek savcılıktan serbest kalıyor ya. Nöbetçi mahkeme diye bir saçmalık çıkmış. Adam nöbetçi mahkeme serbest bıraktı. Ya nöbetçi mahkeme kim ya? Sabahki mahkemenin devamı değil mi ya? Nöbetçi mahkeme kim ya? Nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Siz kimsiniz ya? Suçlu bir insan nasıl serbest bırakabiliyorsunuz ya? Yani anayasa, hani kanun anlamında eğer biz anayasayı tartışacaksak öncelikle şu başkanlık sistemi yeri değiştirmemiz gerekiyor. Bu kanunu değiştirebilirler, sıkıntı yok. Bunlar değiştirsinler. Kürsü dokunulmazlığını getirsinler. Alpay Özdalan gibi ukala insanlar kalkıp da bir milletvekiline yumruk atıyorsa, vallahi kusura bakmayın, eğer şuradan bir hakim geçerse savcı, ben de yumruk atarım. Benim hakkım var o zaman. Eğer bir milletvekili, bir milletvekilinin açıklama yaparken yumruk atma şeyi varsa, ben de bir mahkemede hakime karşı yumruk atabilirim o zaman. Bu da benim hakkım. Böyle bir şey var mı yani? Bir milletvekili açıklama yaparken yumruk atacak. Böyle bir şey var mı yani? Bu gücü kim veriyor bunlara yani? O zaman ben vatandaş olarak ben de giderim mahkemeye, adam yumruk atarım hakime, savcıya. İstediğim kararı vermedi diye. Böyle bir saçmalık var mı ya? Ha yani kanun bu. Anayasa dersen bu yani. Anayasayı kendi lehlerine dedi. Aleyhlerine yapacaklarsa olabilir. Baş tacı. Hemen onaylayalım. Bir kere tersini onayladık. Bu sefer tersini onaylayalım. Yani. Bunda sıkıntı yok. Şey öyle, anayasa öyle. Baktığımız zaman da biz kendi kendini yöneten bir ülkeyiz. Demokrasiyle yönetilen bir ülkeyiz. Tabii ki ne kadar tartışılsa yani, da. Yani tabii. Bir de şöyle bir durum var. Bakıyoruz sandığa. Sandıktan %50'den fazla bu düzene devam diyen insan var. Sandık sonuçları bunu gösteriyor. Demek ki memnunuz abi biz halimizden. Memnun değiliz. Biz milliyetçi, ırkçı, faşist, İslamcı da değil, dindar da değil. Çok farklı bir dindarlık bizdeki yani. Acayip bir dindarlık. Biz öyle bir milletiz. Yani bizim bir tarafımızı tutmuyor yani. Ve bunu çok iyi kullanıyor siyasetçiler. Siyasetçiler bunu çok iyi kullanıyorlar. Yani hangi seçmeni nerede kavrayacaklarını çok büyülüyorlar onlar. Yani biz ne dindarız, ne Müslümanız, ne milliyetçiyiz. Faşistiz ama o faşistlik var bizde. Biz faşistiz. Faşist bir ülkeyiz. Eğer biz bu kadar milliyetçiliği hortlatıyorsak bu ülkede, biz faşist bir milletiz. Bu kadar basit. Milliyetçilik bu kadar hortlamaz mı ülkede ya? Hemen şöyle söyleyeyim. Bir sarhoş adam arabasının arkasında Türkiye bayrağını asıp da polisten rağbet görecekse, yandık biz yani. Bir Türk bayrağıyla, bir Atatürk posteriyle milliyetçilik oluyorsa, ben o milliyetçiliğin yani... Bunlar milliyetçilik dedi. Milliyetçilik demek doğaya, suya, denize, havaya,
insana, hayvana, her şeye saygı duyandırır milliyetçilik. Milletine değil bak, ülkesine sahip çıkar. Ya milliyetçilik savaşta çıkar ortaya ya. Biz savaşmıyoruz ya. Biz savaşmıyoruz ki. Savaşırsak milliyetçilik yapalım. İsrail'e karşı, Amerika'ya karşı, Yunanistan'a karşı milliyetçilik yapalım. Bunda baş tacı. Dış güçlere karşı yapalım bunu. Ama İzmir'de filoyu kovalıyorlar. Gireyim yapalım milliyetçilik orada. Kovalayalım. Ama kendi ülkemizde, kendi vatanımızda hani bir Diyarbakırlı diye, bir Vanlı diye, bir Muşlu diye, bir Siirtli diye milliyetçilik yapacaksak biz yandık ya. Bugün Diyarbakır Spor'un düştüğü hali görüyorsun, Ahmet Spor'un. Yani Ahmet Spor linç kampanyasını uyuruyor. Siyasiler buna ne yapıyor? Çanak tutuyorlar. Yani Trabzon'un mafyasını adamlar federasyon başkanı yaptılar. Yok böyle bir şey yani. Bunlar hani artık bunlar hani ayvazlık oldu bunlar ki yani. Şöyle olacak, ben daha önceki geçmiş videolardan, geçmiş röportajlardan öngörümle beraber şunu söylemek istiyorum. Size de muhtemelen pek iyi şeyler söylemeyecekler. Videonun altına gelen yorumları şimdiden görebiliyorum. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Olacaksınız. Hiç önemli değil. Niye önemli değil? Ne diyor İsmet İnönü? Ben de İsmet İnönü çok da sevmem aslında. O kadar da taraftar değilim. Ben hiç kimseyi tam sevmem. Herkesin eleştirilik bir tarafı vardır. Ne diyor? En az bu ülkede namussuzlar da namuslular kadar, yani namuslular da namuslular kadar cesaretli olmalı. Biz eğer o cesareti bizde bulmazsak o namussuzlar o yazıyı yazarlar, biz de sesimizi keseriz. Onların istediği olur. Bizim istediğimiz olmaz. Biz namuslu insanlar ne zamanki gücümüzü gösterirsek o namussuzlar susar o zaman. Hani namussuz iki tane küfür edecek diye biz namuslu insanlar eğer bundan kaçacaksak bittik. En basiti parklar açılıyor değil mi? Adanalıyım ben. Parklar açılıyor. Her yerde parklar açılıyor. Parklara gidemiyoruz. Niye biliyor musun? Biz dürüst vatandaşlar, evinin insanları o parka gitmiyor. O parklar kimlere esir oluyor? Uyuşturucu tüccarlarında. Sokakta gezen hırpulara kalıyor. Biz eğer mahallemize sahip çıkarsak, biz parkımıza sahip çıkıp çocuklarımızla o parka gidersek o parka kimse barınamaz. Barınamaz. Sen eğer bir nerede? Lara sahilinde. Neden bir tane aydınlatma yok? Neden bir tane aydınlatma yok? Neden izbi bir yer varsayılıyor orası? Neden aydınlatılmıyor? Konya altı kapkaranlık. Gece insan dolu orası. Niye kapkaranlık? Ne yani? Elektrik mi çok yanıyor? Sorun o mu yani? Elektrik parası mı yani? Sorun ne? Yani böyle bir şey yok yani. Ülkeyi yönetmek yani bak biz saygı duyarız. Başbakanlık da kolay değil. Cumhurbaşkanı hiç kolay değil. Bu kolay da kolay bir şey değil. Ülkeyi yönetmek kolay bir şey değil. Hele de bizim 86 milyon gibi nüfus ki bir de çok bir değişik bir yapıya sahibiz biz. Hani bu kolay değil yani hani bunu yönetmek. Ali Nesin ne diyor? Adam ben daha bugün yine seyrettim. Adam diyor ki Ankara'dan adam çıkıyor diyor ki harfler bundan sonra küçük yazıyla yazılacak. Büyük yazıyla yazılacak. Bundan sonra güzel. Ya benim çocuğum senin soytarın mı ya? Benim çocuğum senin soytarın mı ya? Sivil kıyafetle okula gelinecek dediler. Sonra dediler ki ya olmadı ya üniformayla gelsinler. Hayırdır ya neyi test ediyorsunuz siz ya? Biz test aleti miyiz ya? Bu yıl ne değişti müfredat? Ne değişmedi ki müfredatta? Ne değişmedi ki? Anadolu Lisesi kapanıyor İmam Hatip. Çocuk ne diyor? İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldum diyor. Anadolu Lisesi'nde giriyor. İmam Hatip'ten mezun oluyor. Ya böyle bir şey var mı ya? Dershaneleri kapattılar. Ne oldu? Her yer kurs merkezi oldu. İsim değişti. Fethullah Gülen'in elinden çıktı. Başkalarının eline geçti. Menzil tarikatını her gün seyrediyoruz. Ha yeni anayasa. Eğer bu tarikatçıları, eğer bu menzilciler ya da diğer bunları kaldıracaksa sonuna kadar savunalım. Kesinlikle yani ben hiçbir tane zaten ben şeyi de sevmem. Dernekmiş, mernekmiş hikaye bunlar. Hiç gerek yok. Biz abi bizim adaletimiz var, bizim kanunumuz var, yasamız var. Bizim bir derneğe. Ya ben bir vatandaşım şimdi benim başım dara geldi zaman ben bir derneğe mi koşacağım ya? Böyle bir saçmalık var mı? Ben bir şeye mi koşacağım, menzile mi koşacağım? Siz ne böyle bir saçmalık bunlar yani. Ben televizyona başvuracağım, benim kızım kayboldu. Ya bu ülkenin kanunu yoksa ben o zaman niye para ödüyorum arkadaş, vergi ödüyorum. Hani vergi ödemek de ayrı bir var da. Verdiğimiz 3 kuruş vergidir misalinde derler her zaman ya. Ama biz bu ülkeye o zaman polis niye var, bekçi niye var, savcı niye var? Hakim niye var? Eğer ben bir televizyon kanalından medet umuyorsam. Bunlar yani çok tehlikeli şeyler ha. Bunlar çok tehlikeli şeyler bunlar yani. Ya biz Venezuela'ya mı döndük? Arjantin'e mi? Nijerya'ya mı döndük? Hangi ülkeye döndük biz? Senegal'e mi döndük biz? Bu saçmalık yani bu. Medya toprak kayması diyor. Ya toprak kayması ya kardeşim senin orada şeyde geçen gün balık neredeydi? İç Anadolu'da bir yerde toprak kayması oldu içinde insanlar kaldı gene. Ne toprak kayması? Toprak kayması değil. Medya burada olayı çarpıyor. Ne toprak kaydı? Toprak kaymamış. Madenden çıkartılan akan toprak, akıcı bir toprak bir de o yani. Normal toprak da değil, akıcı bir toprak o. Kül gibi. Millet onun altında kaldı. Yani bu kadar açgözlülük neye yani? Bu doğayı katletmek neye yani? Marmaris'te kıyıya otel yapılmış. Ya bu otel bir günde mi yapıldı ya? Gözünüzü seveyim. Yapmayın bunu bana ya. Ben Bodrum'da 6-7 defa çalıştım. Bodrum'un yarımadası var Yalıkavak'ın önünde. Tepeyi komple yonttunuz. Kime satıyorsunuz buraları? Kim için? Turizm. Baş tacı. Ülkemizde turizm var. Ekmek kapısı. Çok baş tacı. Aldıkları maaş 17 bin lira. 19 bin lira, 20 bin lira. Benim yeğenim çalışıyor ve yeğenimin arkadaşları çalışıyor. Aldıkları maaş 20 bin lira. 20 bin lira maaş için eğer ben o ömrü boş ver, topraklarımızı kaybediyorsak, ormanlarımızı yok ediyorsak, denizimizi yok ediyorsak ve şunu da söyleyeyim, o kadar yeri yapmak için tüketilen elektrik düşünün.
Şimdi bugün diyoruz ki biz mermer. Ya bir mermeri üretmek için ne yapman lazım? Başka bir dağı, başka bir dağı yontman gerekiyor. Biz eğer 20 lira maaş için bunlardan vazgeçiyorsak biz yandık ya. Biz yandık o zaman. O zaman biz zaten binelim komple gemiye. Hani Yunanlılara denize döktük ya. Kendimizi denize dökelim. Biz de gidelim İtalya'ya o zaman yani. Yani bunlar yani 20 bin lira için eğer biz bunları yapıyorsak ülkemizi turizme kazandıracağız diye çok güzel bir şey. Keşke hani döviz getirisi olsa da keşke hani olsa da yapsak bunları. Bunlar güzel şeyler. Hani ülkemizin zenginliğini tanıtırken de para kazanmak güzel şey. Ama bunu 20 bin lira için yapmak, 23 bin lira için yapmak çok komik rakamlar. Ve 3 ay, 4 ay sezon sonuçta yani bu. 4 ay. Ondan sonra ne? Sen selam, ben selamet. Sahiller yok. Ne oluyor? Nerede? Otelin arıtması. Ben tesisatçıyım. Arıtma tesisatı denizi kirletiyormuş. Kirletme olasılığı yok. O kadar büyük bir otelin arıtma sistemini dönüştürmen çok zor bir şey. Ben tesisatçıyım. En önemli şey altyapıdır. Ben tesisatçı adamım ki bunlara çok iyi bilen insanız yani. Altyapıyı yapmak çok büyük bir şeydir yani. Bu işte anayasa yazmaya benzer bu. Yani inan ki ben hani bazı yerlerde su, sel götürüyor ben hak veriyorum yani. Onları önleyemezsin. Öyle bir suyun debisini atamazsın dışarı yani. İmkansız. Göz göre göre yapıyoruz. Dere kenarlarına ev yapıyorsun. Onu biz yapıyoruz. O suçlu halk orada. İşte bu cahil halk. Bu cahil halk onu yapar. Bunu yapan cahil halk. Bunu da devleti suçlamam ben. Kesinlikle suçlamam. Depremde benim evim yıkılmış olsaydı, benim evim de gece kondu sayılır. İmar yok, bir şey yok. Benim evim yıkılsa ben devleti suçlamam. Kendimi suçlarım. Çünkü o evi ben yaptım. Çocuklarım benim yüzümden öldü. Devletin yüzünden ölmedi. Ha devletin şurada suçu var. Halkına refah seviyesi verse daha sağlam konutlarda otururuz. Ama biz de aç gözlüyüz. Hemen bir yer buluyoruz, kapatıyoruz. Oraya bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hadi bir kat daha çıkalım, bir şey daha çıkalım. Bunun sonu ne? Depremde öldüm. O zaman dert yanmayacaksın. Zaten imar affını ben de yararlanabilirdim. Yararlanmak istemedim. Niye? Devlet sadece bir fotoğrafa bakarak eğer imar affı çıkartıyorsa işte o anayasa dediğin şey orada kanunun devreye girmesi lazım. Sen bir evin imarını fotoğrafa bakarak veremezsin. Bu evin elektrik tesisatını kontrol ettin mi? Su tesisatını kontrol ettin mi? Yangın tesisatını kontrol ettin mi? Altyapısını kontrol ettin mi? Depreme dayanıklılığını karotla test ettin mi? Neye göre imar affı verdin sen bunu? Neye göre verdin? Ne? 5 bin lira cebe girdi o zaman. 7 bin lira cebe girdi. Konut başı. En kötü evlerde yalnız bu. En kötü ev 7 bin lira. Biliyorum fiyatları. En kötü ev 7 bin lira ücret ödedi bunda. Yani bu mu yani? Elektrik abonesi alamıyorum. Elektrik abonesi alamıyorum. Niye? Evimin imar affı yok. İmarı yok. Tamam 5 bin lira veriyorum. İmar alıyorum. Bu şeye benzer. Hani otoparkı şuraya araba bırakırsan yasak. Polis gelir çevirmeden alır. Peki öbür kaldırıma otopark ücreti bıraktığın zaman neden yasak değil? Ha, oraya para ödersem serbest ama buraya bırakırsam yasak. Niye kaldırım farkı mı var? Sen otopark mafyasının esiri olmuşsun. Ya da mafyadan besleniyorsun. 50 lira veriyorum. Arabam her yerde durabiliyor. Sıkıntı yok onda. Ama 50 liranı vermediğim anda koyduğun yere yasak. Arabanı çekiyorlar. Parası olan her şey serbest. Ben elektrik abonesi alamıyorum. Ama imar affını varsa alırsın. İmar affını nasıl alacağım? Ya bir 7 bin lira yatırırsan imar affını alabiliyorsun. Sonra elektrik abonesi, su abonesi de alabilirsin. Ki bugün bir evin devlet bunu yapmak zorunda. Belirleyici olan şey para devlet için. Özellikle hükümet için diyelim pardon. Devlet dersek şimdi biraz yanlış oluyor. Hükümet için diyelim bunu. Hükümetin aklı fikri milletin cebinden en ufak miktarda 1 lirayı bile nasıl çıkartabilirim? O 1 lirayı nasıl alabilirim? Ha ekonomiden bahsetmiştin. Ekonominin içinde benim zaten. Hani biz inşaatçıyız. İyi para alıyoruz doğru. Hani Türkiye şartları ben bir öğretmen kadar maaş alıyorum. Öğretmenden bile yüksek maaş alıyorum ben. Alıyoruz ya bunu inkar etmeyelim. Ama ne? Sosyal haklarımız yok. Temiz ortamda çalışmıyoruz. Temiz ortamlarda yatmıyoruz. Aynen. Gece gün yok. 8-5 çalışıyoruz. Onda sıkıntı yok. İstersek mesai yapıyoruz. Onda öyle bir şey yok. O işte bu. Biz konuşa konuşa bunlar bu hale geliyor. Bunlar kendi kendine olmadı yalnız. Bunu unutmayalım. Bunları biz konuşa konuşa hallediyoruz. Bunu devlet belirlemeye kalksa bugün 8-8 çalışırsın sen. Ki zaten az önce arkadaş dedi ya kimse asgari ücreti almıyor. Doğru söylüyorsun. 8-8 çalışıyorlar. 8-8 12 saat çalışıyor. 28 bin lira maaş veriyor. Günlük 4 saat mesai yaptırıyor. Ve bunda kazancı ne biliyor musun? Servis ücreti. Servis çekmiyor adam ikinci servisi. Servis çekmiyor. Ve işçinin işbaşı paydos saati bölünmüyor. Devam ediyor. Akıcılık devam ediyor. Yani ekonomi bunu düzeltmez. Yani bunu vermiş resmen. Ya hani diyelim senin cebinde 100 bin lira para var. Bunu sermayeye kazandıracaksın ya. Devlet demiş ki sana her yol mubah. Ne yaparsan yap. Köşede millet kazan kazıyor ya. Kumar. Kumar. O da özelleşti. Niye özelleştiriyorsun? Niye çalıştıramıyorsun? Ha ben haram yemiyor mu diyorsun ya. Yine ondan vergi alıyorsun. Aldığın vergiyle maaş ödüyorsun. Emekliye maaş ödüyorsun. Hani yine aynı yere gidiyor para. Ne fark eder yani? Bak dünya Türkiye'yi yönetmek kolay değil. Dünyada çok büyük bir kaos var. Dünyada kaos var. Özellikle küresel güçler. Gerçi herkes sıkıştı. Herkes sıkıştı. Bu İtalya'da sıkıştı. Herkes sıkıştı. Çünkü artık bitti. 100 yıl geçti. 100 yıl geçti. Kaynaklar bitti. Artık herkes birbirine göz dikti. Dünyanın gözü açıldı. Ama biz ne yapıyoruz? Peşkeş çekiyoruz. Rusya. Suriyeli Suriyeliler. Ben ülkede Suriyeli'den çok Suriyeli olduğunu varsayıyorum. Suriyeli'den çok Suriyeli var bu ülkede. Suriyeli onların önemli değil. Bak insanlara kimlik vurmayalım. Biz kimliği niye Suriyeli'ye vuruyoruz? Suriyeliler okumamış, cahil insanlar, yaboz insanlar, şu insanlar. Adam. Peki Türkiye adapte olmayan Suriyeliler? Türk olup da Suriyeli olanlar? Bunlar kim? Bunlar bizim vatandaşımız. Konyaaltı'nda Suriyeliler gelmiş. Hayır efendim ben her gün gidiyorum Lara Konyaaltı sahiline. Oturanları zabıta gelsin görsün.
gidin kamerayla çekin. Bırakınlar Türk. Türk abi. Gençlerimiz. Gençlerimiz abi. Bak, bizim eğitimden başlayalım. Ben sosyalist bir adamım. Önce kendimizi eleştirmeliyiz ki öyle düzelsin her şey. Senin çocuğun yere bir şey atıyor, umursamıyorsun. Sonra bir yeri pis görüyorsun, karalıyorsun. Senin çocuğun az önce attı oraya pisliği. Siz attınız. Yani biz pisiz yani ya. Biz pisiz. Yani Suriyeli'ye biz kimlik vurmak zorunda değiliz. Suriyeli. Hadi Suriyeli devlet yoktu geldi. Ya biz lafa geldi mi 10 bin yılda devletiz. Bu mu yani bizim halkımız yani? Bu mu? İçtiği şişeyi bira şişelerini yolun kenarına atan. Alanya'ya gidiyorum ben. Konaklı'ya gidiyorum yeğenimin yanına. Turistler oturuyor o mekanda, plaj kısmında. Bir tane yerde çöp göremezsin. Turist alıyor götürüyor çöpe atıyor. Bizdekiler inan ki bırakıp gidiyor. Ben bunu İzmir'de de gördüm. Ben çok yeri gezdim. Çanakkale'de de gördüm. Her yerde gördük biz bunu. Hükümet bu konuda artık sos verdi. Yani acil eylem planı çıkması lazım. Kendine muhalefet olan herkes terör örgütü. Çinlilerle biz bile mesela hani acaba kimin ajanı gibisin ya da kim bunu konuşturuyor? Kimse konuşturmuyor. Şartlar bunu konuşturuyor. Bizi şartlar konuşturuyor. Rahat konuşabiliyor musunuz peki? Ben şu anda konuşmak zorunda olduğum için konuşuyorum. Yani konuşmak zorundayız. Eğer sen konuşmazsan, ben konuşmazsam ya bu ülkede biz Nazım Hikmet'i astık sayılır ya. Astık sayılır. Bunu inkar etmeyelim. Biz bu adamı astık. Adam ölmedi. Biz astık. Ahmet Kaya'yı biz astık. Aziz Nesin'i yıllarca linç kampanyasına biz uğrattık. Ülkesinde rahat bir yazarlık yapamadı. Yaşar Kemal'i biz yaşatmadık ülkede. Dünya ödül verirken biz yaşatmadık. Geçen AK Partili milletvekili Zülfü Livaneli için ne diyor? Ya Zülfü Livaneli de sanatçı mı ki diyor. Zülfü Livaneli sanatçı mısın? Kimliğine yakıştıramıyor adam. Ya siz kimsiniz ya? Siz kimsiniz? Siz kimsiniz? Yani... Bu ülkede hani biz de eskiden hani aslında bunda biz eğitilmediğimizden de kaynaklanıyor. Sol görüş dendiği zaman ateist, komünist işte bilmem ne şu bu. Hemen bir yaftalama. Ya arkadaş senin komünist dediğin adam, dine inanmayan dediğin adam çevresini koruyor, hayvanını koruyor, doğasını koruyor. Allah'a inanan adam memleketi satıyor. Anarşist deri geçerler yani. Aynen. Anarşist. Ya anarşist ama niye anarşistsiz? Bugün 8-5 çalışmanın sebebi bu. Kadınların özgürlük hakları bu. Eğer bu anarşist sistem olmasa. Bugün üniversitede birazcık eğer rahat eğitim varsa... Bu. Ya eğer biz biraz daha sesimizi çıkartmasak zaten bittik zaten biz. Yani deli gömleği giyelim, gezelim bu sokakta. Yok tamam. Tamam. Yani ekonomi böyle yani çok şükür para kazanıyoruz. Ama ha şunu ekleyeyim. 10 sene önce 1300 dolara yurt dışına çalışmaya gidiyorduk biz. Tesisatçılar, inşaatçılar bilirsiniz inşaat sektörü. 1300 dolar, 1400 dolara yurt dışına gidiliyordu. 2003'lü, 2004'lü yıllar çok iyi hatırlıyorum. Evet. Şimdi biz bu ülkede yaklaşık 2000 dolar maaş alıyoruz. Artık buradan pay biç. Ha. Helal olsun ya 2000 dolar maaş alıyor. Ama 2000 dolar ülkede dolar ne? Yani bu çarpık kentleşmenin önüne geçemez. Çarpık kentleşme her yeri sarmış. Ama bunun sorumlusu ben hani AK Parti'ye de yüklemiyorum bunu aslında. AK Parti'ye de tam öyle yüklemiyorum bak. Çünkü yok bak şimdi. O anlamda değil. Şimdi biz eğer suçu bir kişiye atarsak yanlış yaparız. Suçu bir kişiye atmayacaksın. Çünkü hayır millet ya şimdi milleti de ya bu sistem. Dünyanın sistemi kolay mı zannediyorsun öyle ya? Bak depremler oluyor ya. Deprem niye oluyor? Şimdi deprem niye oluyor? Dünyanın suçu. Bunu mu diyelim yani? Hani yağmur ya yağmurun suçu. Şimşek çakıyor, şimşeğin suçu. Bunu mu diyeceğiz biz? İşte bak onu diyorum ben de sana işte. Kişisel suçlamayacağız. Dünyada zaten bir sıkıştırma var. Bu biliyoruz, herkes biliyor bunu ya. Herkes ekonomik sıkışmış. Herkes bir yerlere saldırmaya çalışıyor. Ama sen de ülkende bu şekilde olmaması lazım ya. Bir de tabii ki işte ekonomist olduğunu iddia eden kişilerin faiz sebep, enflasyon sonuç gibi söylemlerinin getirdiği durum var. Yani Tayyip Erdoğan'ın zaten işte damadı geldi. Adamın hani ekranda durması bile bir komik yani. Hani o adamı yani ekonomi, Türkiye'nin ekonomi. İnan ki ben şunu iddia ediyorum. Bugün ülkenin başına sokakta gezen bir çöpçü diye de kötülemiyorum tabii ki. O da bir meslek. Onu getir koy düzen bu olur. Değişmez. Yani şu an ülkeyi yönetmene gerek yok. Ülkeyi iş adamları, sanayiciler ve turizmciler ve de yabancı sektörlerde yerler. Yani Türkiye şu anda, yani ben Türkiye'yi Türkiye'nin yönettiğini zannetmiyorum şu anda. Yani siyaset anlamında. Ki siyasetçilerin de potansiyelini görüyoruz yani. Potansiyel de bu yan adamlar. Umarım o güzel günleri hep beraber görürüz abi. Tek temennim bu. Başka da... Ben bir 50 yıl getiriyordum onu. 50 yıl. Aynı. Onlar da göremeyecek. Onların çocukları belki. Bir 50 yıl sürer bu.